Türkçe bunu için yetemiyor. Mikrofonu yok. Çalışıyor mu? Pili var mı? Babil Kralı 2. Nebukadnezar milattan önce 597 yılında Filistin bölgesine bir sefer düzenleyerek Yahudilerin devleti olan Yahuda Krallığını vergiye bağlamıştır. 5-6 yıllık zaman diliminde altın, gümüş, ipek ve kumaşlar düzenli olarak Babil'e gönderilmiştir. Süreç içerisinde bir görüşmede Mısır Firavunu ile Hitit Kralı ve bu vergileri bir daha göndermesine gerek olmadığını, bu çok uzak yere Babil Kralı'nın bir daha gelmeyeceğini İbrani Kralı'na söylemişlerdir. İbrani Kralı bu tavsiyeyi haklı bulmuş ve sonraki süreçlerde bir daha vergileri göndermemiştir. Bu haraç verginin gelmediğini gören Babil Kralı, 2. Nabukadnezar çok büyük bir ordu hazırlayarak milattan önce 586 yılında tekrar Kudüs'e dönmüş 18 ay süren bir savaş gerçekleşmişti. Bu kuşatma savaşta birçok kaynakla beraber bütün Tevrat hafızları da yitirilmiştir. Savaş sırasında Süleyman Peygamber'in mabedi yerle bir edilip yakılıp yıkılmıştır. Mabette bulunan Tevrat levhaları da parça parça olup kaybolmuştur. Kudüs'ün surları yarılıp yağmalandıktan sonra bütün Kudüs yakılıp yıkılmıştır. Tevrat'ı ezbere bilen din alimleri de bu savaşta yaşamlarını yitirmişlerdir. Yahuda kralı Yahukin ile birlikte kalan Yahudi halkı ve önderleri Babil'e yayan olarak götürülmüş, Babil'de herkesin gözü önünde İbrani kralın gözleri önce mil ile kör edildikten sonra asılmıştır. Bütün Yahudiler 4-5 aile dağları olup olmadığı bilinmemekle beraber yeni yazılan Tevrat'ın tekvin bölümünde ve gemi Urartu dağlarına indi yazıldığını düşünmekteyim. Yazılışı Ararat dağlarıyla aynı olan Urartu dağları ibaresi içinde Cudi, Cilo, Katur, Sümbür, Subhan ve Allahu Ekber dağları girmektedir. Böylelikle genel bir ifade ile bu dağların hepsi kapsandığından Tevrat'ta da yanlış bilgi eklenmemiş olacaktır. Ararat dağları üzerinde durduğu ile ilgili kısmın Tevrat'ın gövdesi yeniden oluşturulduğunda eklenmiş olabileceğini düşünüyorum. Hazreti Nuh'un gemisinin hangi dağda durduğunu edilme isteklerine kendilerini iletmiş ve Pers kralı Kirus bu bir fermanla bütün Yahudileri azat etmiştir. Yahudi yeni çevirede Ararat olarak anılmaya başlamıştır. Avrupa, Amerika ve bütün dünya Hristiyanları bu Tevrat'ı baz aldıkları için gemi Ararat ile anılmaya başladı. Buradaki çeviri hatası Nuh tufanının izlerinin ağrı kutsal kitaplarda sözü edilen ve tümüyle Mezopotamya kaplayan Nuh tufanı gerçekleşmişse, geminin topografik nedenlerden ötürü Ağrı Dağı'nın dağına yanaşması ya da gelip oturması mümkün değil. Uydurun tarihsel kitabelerde, destanlarda ve yazıtlarda ayrılan kısımların uzunluğuyla anlaşılmayabilir. Bu kadar önem atfeden bir konunun muhatabının yaşadığı yerin bilinmesi ve ziyarete açık olması beklenen bir sonuç. Nuh Peygamber Cudi Dağı adlı sempozyuma katılıyorum. Sempozyum konum Ağrı Ararat Dağı Tufan Dağı değildir. Bu makalemde Ararat'ın gerçekten eski Tevrat'ta, Allah'ın indirdiği Tevrat'ta olmadığı, daha sonra Babil esaretinde, yani milattan önce 597 yılında 2. Nebukadnezar Babil kralı Filistin bölgesine sefer yaptığında Yahuda krallığını, İbraniler Yahuda krallığını haraca bağlamış, vergilere bağlamış. Belli oranlarda her sene altın, gümüş ve kumaşlar gönderiliyordu. 5-6 yıl bunlar gönderildikten sonra Mısır Firavunu ile Hitit kralı Yahuda kralı demişler ki bunları artık gönderme, bir daha bu adam buraya gelmez. Göndermeyince ikinci bir sefer
milattan önce 586 yılında Kudüs'e gelmiş. 18 ay süren bir kuşatma neticesinde bütün Kudüs yakılıp yıkılmış. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın mabedi yerle bir edilmiş. Gökten inen Tevrat parçaları kaybolmuş burada ve bütün Yahudiler Babil'e yağan olarak götürülmüş ve Babil'de bunlar Kürt, İran, yani Fars ve Arap il ve ilçelerine 4-5 aile şeklinde göndermişlerdi. Hatta Cizre'de de 1948'e kadar Yahudiler bulunmaktaydı. Başbakan Moşe Dayan dahi Cizre doğumludur. Bunlar 300 yıl esir kaldıktan sonra Pers Kralı Kirus onları azat etmiş ve bu sefer ellerinde bir Tevrat olmadığı için Babil'de Azra başkanlığında yeniden bir Tevrat yazmışlardır. Fakat bu savaşta bütün Tevrat hafızları öldüğü için Tevrat'ı ezberden bilen hiç kimse kalmamıştır. Bu yüzden bu taşradaki Yahudilere mektup gönderilmiş. Kimin ezberinde Tevrat'tan sure veya ayet varsa göndersin demişler. Tabi hepsi yok. Kalan kısımları Sümer ve Babil Akat yazıtlarındaki yazılardan esinlenerek Tevrat'ı yeniden oluşturmaya başlamışlardır. Nuh peygamberin gemisinin durduğu yeri bilmedikleri için bunlar yarın yalancı çıkmamak için şöyle bir ayet koymuşlar Tekvin bölümüne. Ve gemi Urartu dağlarına indi yazmışlar. Daha sonra Hazreti İsa Aleyhisselam döneminde bir Filistin bölgesinden birisi, Arami dilini konuşan birisi Babil'e gidip bu Tevrat'ı Arami diline çevirince Ararat Urartu harfleri aynı olduğu için bu yanlışlıkla bu Urartu dağlarını Ararat dağları olarak yazmış. Böylece Amerika, Avrupa ve diğer dünyadaki Hristiyanlar bu birinci Tevrat'ı baz aldıkları için Nuh'un gemisi Ararat'ta gösterilmektedir. Halbuki Asur kralı 2. Sanherib seferden dönerken Cudi'de, Kardu'da yani Nuh'un gemisinin parçalarına rastlamış ve demiş ki bunlardan bana bir put yapın, ben tapınacağım. Bunu duyan oğulları babalarını öldürüp Kardu'ya kaçmışlar. Bunu kim söylüyor? Tevrat'ın tefsiri Talmud'un Judah Hazekya bölümünde yazılıdır. Böylece onlar kendi kendilerini yalanlıyorlar. Diğer bir yerde de Haman'ın Kardonya'daki valisinin Pars'tan data olan oğlu diye bir cümle geçiyor. Orada da yine bu geminin gerçekten Kardonya'da olduğu yazılır. Nuh peygamber aleyhisselam gemisinin durduğu dağ kesinlikle Cudi'dir. Çünkü Cudi'de binlerce yıldan beri bir sefinede bir kutlama yapılıyordu. Ben 1973 yılında 4 kişilik bir ekiple Cize'den gittim. Orada 150 kişi vardı. Geceleyin tesbihatlar okunuyordu. Nedira Cudi denilen ateşler yakılıyordu. Bu 1984'e kadar devam etti. Olaylar nedeniyle artık orada bir festival yapılmıyor. Cudi'nin başında neler var? Hazreti Nuh Aleyhisselam gemisinin durduğu yer Kürt Gudiler tarafından etrafına duvar çevrilmiş. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın manastırı, mescidi var. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a ait Tor Gabriel, Cebrail Aleyhisselam'ın selamladığı yer var. Şeytan kovu var. 3 tane sarnıç var. Kurban kesme yeri var. Ayrıca Cudi'nin bir kolu olan Çeku'nun dibinden baş ucuna kadar, tepesine kadar 6 tane Asur kralı Sanherib'e ait heykeller bulmaktadır. Bu Sanherib şehadet parmağıyla değişik noktalardan geminin durduğu yeri gösteriyor. Cizre'de de Nuh Aleyhisselam'ın kendi mezarı var. Eşinin mezarı da yine basıyoruz, Emne Hatun, Allah razı olsun, orada var. Hazreti Nuh'un bir oğlu da Cizre'ye 45 kilometrede, şimdi Irak'ta bulunan Der Ebuna köyünde bulunmaktadır. Hazreti Nuh'un bir torunu da İdil'e şimdi bağlı, eskiden Cizre'ye bağlıydı. Banuh, Babanuh diye bir köy var, orada gömülüdür. Yani Nuh Aleyhisselam'ın kendisi, eşi, oğlu ve torunları bizim bölgemizdedir. İnsanlar Nuh Aleyhisselam'ın Cizre'de olduğunu, geminin Cudi'de durduğunu bilmeleri için Kürt Gudiler Cizre etrafındaki surları da gemi şeklinde yapmışlardır.